Allahu Ekber. İngiltere, Fransa başta olmak üzere batılı devletler 250 yıldır Sudan'ı tembelleştirmek, Sudan'ın efendim mevcut kaynaklarını kullandırmamak üzerine bina ettikleri bir süreç yaşattılar. Ve 250 yılın sonunda bugün Sudan'da petrol kaynaklarının, altın kaynaklarının üzerinde insanlar kaynakların farkında olmadan ve hiçbir imkana sahip olmadan yaşıyorlar. Şimdi aslında bizim burada yaptığımız, Türk insanının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada yapmak istediği insanlara kaynaklarının farkındalığına vardırıp insanları bu kaynaklardan en güzel şekilde yararlanmalarını sağlamak. Nüfusun çok büyük bir bölümü Müslüman. Buna rağmen maalesef burada 40 tane kilise var. En yakın, buraya en yakın cami ise 5 kilometre uzaklıkta. Bu şehrin en büyük sıkıntısı malum su. Ve Rivat İnsani Yardım Derneği de bu kardeşlerimizin bu sıkıntısına çözüm olmak için burada bir su kuyusu açtı. Kuyuya bakmaya geldiğimizde bu kardeşimiz karşılamıştı bizi ve su ihtiyaçlarını buradaki su kanalından karşıladıklarını, etrafta hiç su kuyusu olmadığını söyledi ve biz de buraya açtık. Şu an inşallah bu kuyunun açılışına vesile olan kardeşlerimizin kuyusunu açacağız. Allah onlardan razı olsun. Allah kabul etsin.